Arkadaşlar, çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Nedir Sayın Genel Başkanım? Efendim, yıllardır iktidar partisiyiz. Bir el işaretimiz yok. Değil mi efendim? Yani bizim ideolojimizi halkımıza anlatan bir el işaretimiz yok. Ya? Nasıl yani Sayın Başkanım? Ben bakın arz edeyim. Çeşitli partilerin çeşitli işaretleri şunu. Halkta kendi işaretini bulmuş. Dedikse gözüme gir demedik, soytarı. Soytarı dedim de kimi soymuşlar görüyor musun? Aa, gel gel. Aa. Bak. O ne be? Bu kum kapı maktulünün karısı değil mi? O tabii. Bak o ne be TV, o mazbut kadını nasıl soymuş? Kepazelik, rezalet. Tabii kepazelik, tabii rezalet. O kadını Kanal 69 olarak bizim soymamız gerekirken o ne be TV bizden evvel soymuş. Elbette rezalet. Tabii rezalet. Biz ne yapacağız şimdi? Haber merkezimiz uyuyor mu? Ne yapalım biliyor musun müdürüm? Biz de kum kapı katilini soyup dizi çektirelim. Hay şapşal salak. Onu yaptık ya. Sen yaptığımız işleri seyretmiyor musun? Doğru söylüyorsun ya, aklımdan çıkmış. Efendim kadına talk show yaptırsak. Talk show. Neden olmasın talk show? Yanına da bir travesti soyarız. Yok bir travesti az gelir. Bir travesti iki de modacı soyarız olur biter. Ulan Erkan sen uyuyorsun. O işi bir yerel televizyon bizden evvel yaptı. Ulan bu kum kapı ile ilgili biz kimi ne hale getirsek? Ne hale getirsek kimi? Buldum. Bak şuraya bak. Evet Nurcan Hanım, hoş geldiniz. Nurcan değil, Hale efendim. Ben adımı değiştirdim toplum mesaj olaraktan. Yani Hale ne hale geldiğimi görsün toplum diyerekten Hale oldum. Evet efendim, zaten biz de mesaj vermenizi istiyoruz. Başka ne isteyebiliriz ki? Evet, toplum olarak mesajınızı bekliyoruz efendim. Bakın, kocam öldükten sonra ne hale geldim. Üste yok, başta yok yani diyerekten. Herkese şapur şapur, bize yarabbi şükür. Ah seni yerler esmerler, seni ham yapar zilliler. Ne yapacağız şimdi, yatacağız şimdi, ben de esmer isterim. Gerçekten muhteşem. Hele kolunuzu kaldırdığınızda koltuk altınız görünmüyor mu? Muhteşem gerçekten. Böylece toplumumuzun kadın olanları kocalarını vurdurma yoluna gitmezler sanırım. Efendim evet Hale Hanım, aman Nurcan Hanım, son bir söyleyeceğiniz bir mesajınız var mı? Evet, halkıma son olarak önemli bir mesaj vermek istiyorum diyerekten. Kerize bak kerize, şalvarla giriyor denize. Kerize bak kerize, şalvarla giriyor denize. Ankara'da kız vermezler, Emirdağ'da kız vermezler. Senin gibi kerize, bunun gibi kerize. Bizim de bir şey yapmamız lazım. Ver kulağını bana. Hangisi? Soyut aralık etme, dinle beni. Derhal kum kapıya gideceksin. Evet. Orada tane balıkçı. Aferin çocuklar, çok iyi iş başardınız. Benden hepinize prim. Bakalım onlar ne yapacaklar? Ha, yapılacak ne kaldı? Kim kaldı çocuğum? Bir dakika patroncuğum, bir şey giriyorlar. Kum kapı cinayetindeki garson şarkıcılığa soyundu. Soyunu kum kapı garsonu canlı yayında. Zeynep'in yediği ara sıcak neydi? Ara sıcaktan Zeynep'in dili yandı mı? Maktul şişenin dibini buldu mu? Kaç kez rondip yaptı? Hepsi ana haber bülteninde. Aferin lan Erkan. Bakalım o ne be TV bunun altından kalkabilecek mi? Bunun altından kalkmak kolay mı müdürüm? Baksana zebellah gibi adam, altta kalacaklar, canları çıkacak. Bakalım onlar ne yapmış? O ne be? O ne be TV ne yapmış yahu? O ne be televizyondan dev transfer. Kum kapı cinayeti sırasında çiçek satan Çingen'e nasıl lezbiyen oldu? Para uzatan Zeynep'in eli çiçekçinin eline değince çiçekçi neler hissetti? Kum kapı çiçekçisi her şeyi kendi talk show'unda açıklıyor. İki çiçek bir böcek show bu akşam O Ne Be TV'de. Bizim de bir şey yapmamız lazım. Ver kulağını bana. Kanal 69'dan yılın dizisi
Kumkapı cinayeti sırasında yoldan geçen adamın hayatı. Yoldan geçen adama kimler adres sordu? Adam Kumkapı'nın PTT çukurlu ve dikenli yollarında nasıl şöhrete ulaştı? Kan, kin, nefret, tökezleme ve soru işaretleri bu dizide. Yollu Rıfkı, Yollu Rıfkı Kanal 69'da. Bu diziyi sakın kaçırmayın. Girin. Aa, o ne be? Kimsin kardeşim sen? Böyle yarı çıplak odama girmekteki amacın nedir? Bana Ahmet Usta derler beyim. Ya böyle yaşlı başlı adam soyunmaya utanmıyor musun? Niye soyundun sen? Ben soyunmak istemedim beyim, direndim. Lakin o Şükrü Beyler beni iyice soyup size gönderdiler. Şükrü Bey mi? Program müdürü İnek Şükrü'ye bey mi diyorsun sen? O nerede? Kumkapı cinayetiyle ilgili birini bulamazsanız gözüme görükmeyin demişsiniz beyim. Kumkapı cinayeti mi? Kumkapılı mısın sen? Yok beyim, Bursalı Ahmet Usta'yım ben. Ne ustasısın sen? Şükrü! Ulan Şükrü! Gel buraya! Neredesin? Buradayım patroncum, geldim buradayım. Ya bana baksana, bu elin Bursalı Ahmet Ustası'nı ne diye burada soyuyorsunuz çırılçıplak? Bu herifin Kumkapı cinayetiyle ne gibi bir ilgisi olabilir? Patroncum bir dakika, izah edeyim patroncum. Şimdi bakın, bu Zeynep. Adamı bıçakladı mı? Bıçakladı. Bıçakladı. Şimdi bu bıçaklar nerede üretiliyor? Bursa'da. Ahmet Usta ne ustası? Bıçak ustası. Kurduk mu sana bağlantıyı patroncum bey? Helal olsun be Şükrü. Hemen yayını kesin. Ahmet Usta'yı içeri stüdyoya götürün. Hemen patroncum. Ahmet Usta hazır mısın? Maşallah. Hadi gidelim. Zeynep'in maktule soktuğu bıçakları yapan Ahmet Usta o ne be televizyonunda. Maktule sokulan bıçakları yapan Ahmet Usta'nın sunduğu sabah şekerlerini sakın kaçırmayın. Sabah şekerleri ve Ahmet Usta o ne be televizyonunda. Boşuna uğraşma Erkan, herifler işi bitirdiler. Müdürüm. Müdürüm size bir sürprizim var. Seyretmiyor musun Erkan? Pes edelim artık. Bak herifler işin bokunu çıkardılar. Canım onlar bokunu çıkarsın, biz kendisini çıkaracağız müdürüm. Saçmalama, kimi çıkaracaksın? Bu olayla ilgili çıkarmadığımız adam mı kaldı ekrana? Kumkapı olayının bir numaralı kahramanını bulduk müdürüm. Buldunuz mu? Evet. Ne diyorsun? Evet. Peki soydunuz mu? Biz soymadık çünkü üstünde hiçbir şey yok. Nasıl hiçbir şey yok? Evet. Elbisesi yok mu? Donu da mı yok? Donunu bırak, derisi bile yok. O kadar da soymasaydınız yahu. İşte neyse, kimmiş bu? Getir bunu bana hadi. Hemen getir. Çabuk bekliyorum. Selim, getir arkadaşı. Müdürüm. Ne lan bu? Müdürüm, bu Kumkapı olayında mehta olan maktul arkadaş. Öyle söylesene kardeşim. Boş bulundum birdenbire. Ödüm koptu. Aslansın. Makyajcılar gelsin. Maktulü yayına hazırlayın. Canlı yayına.